bin geçit TT'yi TTS'den çekmek için kaptanımız İsmail Uysal'la dağın eteklerine doğru devam ediyoruz. Burası, burası. Burası taş ocağı ya da mermer ocağı. Tamam. Merhaba abi, yine hoş geldin. Nasıl, yukarı çıkabilecek miyiz? Vallahi abi zor. Edeceğiz. Şöyle. Bu dağın öbür tarafına gidelim bu tarafa. Tamam. Ben de üzerinde bir dağda mermer arayan bir şirketin kazı yaptığı bölgeden geçerek zirveye doğru devam edeceğim. Oldukça yaşlı bir ardıç ağacı. Bir ardıç ağacının önündeyim. Çok güzel meyveleri var. Bu meyvelerden cin içkisi yapılabiliyor.
Zirveye oldukça yaklaştım. Bir sırt üstüyeyim şu anda. Zirve, karşıda görmüş olduğunuz nokta. Oraya gitmeden evvel bu güzel manzarayı hep birlikte izleyelim. Geldim. Volkyada Barajı'nın çok güzel bir görüntüsü hemen aşağıda. Kalk dedi. Aşağıda görmüş olduğunuz dere Bingeçit Deresi. Burada bir regülatör inşa edildi DSİ tarafından. Derenin suları kanalla alınıyor. Daha sonra Koçantı dediğimiz şu bölgeden gelen ikinci bir dereden gelen sularla birleştirilerek ikisi topluca Korkuteli Barajı'na doğru akıyorlar. Baraj da arka planda hemen gözüküyor zaten. Bingeçit. Koçantı'dan gelen ikinci kanalla birleşim noktası ve Korkuteli Barajı'na varış.
Anazırmanın biraz kuzeyine indim. Manzaraya baktım. Şimdi tekrar geldiğim yere dönüyorum. Bir iki yerde kara gömüldümse de sonunda tekrar ana zirveye geldim. Bugün 26 Mart 2012 Pazartesi. Öğle yemeği molasını burada vereceğim. Saat 12 çeyrek geçiyor. Gök gürlemeye başladı. İnişe geçiyorum. Hoş geldin.
Bayağı karla yağmaya başladı değil mi? Evet, şansımızdan. Bugün 26 Mart değil mi? Böyle bir kar yağışı var. Evet. Çok da güzel. Bize sürpriz oldu. İşimizi bir de bitirdik. Hadi gidelim artık. Evet. Hadi bakalım. Kalsak mı? Görevimizi bitirdik. Görevimiz bitti kaptan. Hadi bakalım. Hahaha.